sunar. Kıymetli BRT izleyicileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, BRT stüdyolarından hepinize en içten sevgi ve saygılar efendim. Evkaf ve Kültür adlı programımız yeni yayın döneminde de sizlerin ilgi ve desteğiyle devam ediyor. Kıbrıs Vakıflar İdaremizin yine desteğiyle ve sizlerin ilgisiyle her hafta kültür üzerine, edebiyat, sanat üzerine sizleri çeşitli konuklarla tanıştırıp hoş vakit geçirmenizi sağlamak istiyoruz efendim. Ben Oğuz Karakartal, hepinize tekrar teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünkü konuğum gerçekten benim için özel bir konuk. Onun kibarlığı, nezaketi ve bilgisi beni her zaman çekmiştir. Kendime hayran bırakmıştır kendisi. Bu anlamda bilgi belge kütüphane uzmanı, 11 yıldır adamızda bulunan sevgili Serkan İpekçi konuğum efendim. Ben sizler adına teşekkür ediyorum kendisine. Serkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? Sayın hocam, uzun zamandır tanıdığım, sevdiğim, bir o kadar da saygı duyduğum biri olarak sizinle burada olmak, bu yayında olmanın gururunu tarif edemem hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi, ağzınıza, gönlünüze sağlık diyeyim, ne diyeyim. Efendim, sizi biz bir 11 yıldır adamızdasınız. Kıbrıs Türk halkı sizi mutlaka eş dostlarınız vardır tanıyan ama televizyon izleyicilerimize yurt içi, yurt dışı bir sizi tanıtsak. Memnuniyetle değerli hocam. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünden mezun oldum. Evet. O zamanki adıyla kütüphaneci, şimdiki adıyla bilgi ve belge yönetimi uzmanlığı yapıyorum. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta çeşitli, çok sayıda, sayısı 50'ye yakın üniversite kütüphanesi, halk kütüphanesi, özel araştırma kütüphanesi ve şahıs kütüphanelerinde kurucu, danışman, uzman kütüphaneci olarak görev yaptım. Evet. Yakın bir zamanda da Doğu Akdeniz Üniversitesi Teknopark merkezli olarak yine ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk firma olan Tezarus Yazılım firmasını kurdum. Onun şu an halen kurucu direktörlüğünü yürütüyorum hocam. Tabii ben şunu sormak istiyorum. Diğer vaktimizi de tasarruflu kullanıp İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik bölümü mezunusunuz. Biliyorsunuz üniversite Batı dünyasında bir gelenek kabul edilir. Bu bağlamda da Türkiye'nin köklü, gelenekli üniversitesi Darülfünun eski adıyla İstanbul Üniversitesi'dir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünden ve İstanbul'da mezun olmak size ne kazandırdı? Ben kendimi değerli hocam o anlamda çok şanslı hissediyorum. Çünkü sonrasında ülkemize de gelen, ülkemizdeki evet, kütüphanelerin de kurulumunda ve gelişiminde rol oynayan değerli hocalarımdan ta zamanında o üniversitede dersler aldım. Bunların en başında da Profesör Doktor Mesut Yalvaç hocamız geliyor. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik bölümü mezunu olmak özellikle hem mesleğin klasik içeriği hem de teknolojik yansımalarını birlikte aldığımız için çok ileride bu kariyerimde çok faydasını gördüm. Farklı bir ekol ülkemizde, Türkiye'de farklı bir ekoldür İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik bölümü. Ankara'da daha farklı bir içerikle, daha farklı bir yetkinlikle mezun olursunuz. Ama İstanbul Üniversitesi'nde bunun farkını, faydasını mesleki kariyerinizde her zaman görüyorsunuz. Evet. Yani background, arka planınız sağlam gerçekten. Rica ederim. Hocalarımız sayesinde. İzleyicilerimize fazla ayrıntıya girmeden önce Türkiye'de kütüphanecilik, kütüphane çalışmaları nasıl başladı ve bugün ne durumda?
belirli bir noktaya kadar, hatta değerli hocam, Kıbrıs'ta ve Türkiye'deki kütüphanecilik tarihini, mesleğin tarihini evet. beraber okumak da mümkün. Çünkü hem Kıbrıs'a hem Anadolu coğrafyasına aynı zamanlarda hükmeden çeşitli devletler oldu. Roma İmparatorluğu, Bizans, Devlet-i Aliye, bunlardan keza. Belirli zamanlarda da iki coğrafyanın farklı hükümdarlıklar altında olduğunu gördük. Evet. Günümüzde de keza aynı şekilde. Bu Kıbrıs adası açısından kütüphanelerin çeşitlenmesi, varlıkları, yapıları anlamında aslında bir zenginlik doğurmuş durumda. Çünkü eski Yunan arkaik döneme kadar Kıbrıs'taki kütüphane tarihini çekebiliyoruz. Ama o tarihlerde eskiden kurulup da günümüze kadar ki ne mutlu ki gelen tek kütüphanede Sultan II. Mahmut Kütüphanesi. Yine atamızın, ecdadımızın evet. ülkemize, devletimize bir hediyesi. Hani Serkan Hocam, ben özellikle bu soruyu şunun için yönelttim size. Şimdi biliyorsunuz İbrahim Müteferrika ilk matbaayı 1726 idi galiba. Biz de kuran kişi. Fakat biz zannediyoruz ki İbrahim Müteferrika matbaayı kurdu. Ondan sonra kitap ve kütüphanecilik bizde aldı başını gitti gelişti. Halbuki adam iflas etmiş. Yani kitapları satamadığı için okuma yazma oranı çok düşük. Yani tam bugünkü anlamına yakın. İşte fişlenmiş, kataloglu kütüphane işleri Tanzimat'tan sonra, herhalde batılılaşmadan sonra başladı değil mi? Türkiye'de evet Sayın Hocam. Ülkemizde biraz daha geç bir dönemde 1950'lere evet. özellikle Milli Kütüphanemizin, KKTC Milli Kütüphanemizin Lefkoş Halk Kütüphanesi ile birlikte evrilmesiyle, kurulmasıyla 1950'lerin ortasından itibaren aslında başlatabiliyoruz. Evet. Halk kütüphaneciliği, modern halk kütüphaneciliği anlamında da ancak ve ancak Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra örneklerini, evet. bugüne yansıyan örneklerini görebiliyoruz. Türkiye'de özellikle Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte 23 Nisan 1920'den itibaren 50'ye kadar ki o 30 yılda ciddi bir yapılanma, ciddi bir kütüphane bilincinin oluştuğunu görüyoruz. Yasasıyla, örgütlenmesiyle, yurt dışına gönderilen değerlerimizle evet. Bir gerçekten devlet yatırımı olduğunu görüyoruz. Ülke, hatta bu yatırımdan ülke olarak biz de nasibimizi almışızdır. Türkiye'den çok değerli kütüphanecilik uzmanlarını ülkemizde zaman zaman konuk ettik. Onlar ülkemizdeki kütüphaneleri gezdiler, bunlarla ilgili raporlar hazırladılar ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne sundular bu raporları. Peki programımızın adı Evkaf ve Kültür. Kıbrıs Vakıflar İdaremizin desteğiyle yürütüyoruz. Birazdan söz edeceğiz Servet Sami Dedeçay'ın Kıbrıs'ta Kütüphaneler Kitap Sahipleri diye kıymetli bir eseri var. Ama Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni de bir noktada Kıbrıs'taki kütüphanecilik, kitap işlerinde bir başlangıç sayamaz mıyız? Kesinlikle sayabiliriz hocam. Aynı şekilde Türkiye'de de önemli bir yere sahiptir Evkaf İdaresi. Evet. Orada da Marif Vekaleti'ne bağlanmadan önce kütüphanelerin Evkaf İdaresi'nde olduğunu, geçmişten günümüze ulaşmasında Evkaf'ın ciddi bir aracı, sorumluluk sahibi bir aracılık rolü oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, sizin de Kıbrıs'taki özel kütüphaneler üzerine bir kitap hazırladığınızı biliyorum. Servet Sami Çay'ın Kıbrıs'ta Kütüphaneler, Kütüphanecilik, Özel Kitaplar adlı kitabından hareketle o günden bugüne Kıbrıs'ta hangi kütüphaneler resmi ve özel var, kuruldu, durum nedir? Bahsettiğiniz kitabı da yanımda getirdim evet. hocam. Seyircilerimizle de paylaşabilirim. Ülkemizde de Milli Kütüphane'de ve çeşitli halk kütüphanelerinde yine bu kitabın nüshasını evet. bulabilirler. Günümüze gelindiğinde aslında hocam şu an günümüzde 2024 itibariyle kütüphanecilik 3 ana koldan ilerliyor. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum. Kamu kurum kuruluşları açısından almamız gereken, alıyor olduğumuz bir yoldan rahatlıkla bahsedebiliriz. Burada kulaklarını çınlatım Kültür Dairesi Müdürü Sayın Şirin Zafer Yıldız'ı hocamız, keza çok değerli meslektaşım Ceyhan Özyıldız'ın da desteğiyle ciddi bir atılım içerisindeler. Evet. Halk kütüphaneleri ve milli kütüphane nezdinde. Kamu kurum ve kuruluşları tarafı bu şekilde şu an ciddi bir yatırımla, özveriyle ilerliyor.
üniversite kütüphaneleri tarafında belki de en fazla yol almamız gereken kısım o bölümdür hocam. Çünkü bu arada yanımda her zaman ulusal kanalda kütüphanecilik üzerine konuşmak mümkün olmadığı için evet. Hazırlık yaparak geldim zaman zaman izinizle bilgisayara da bakmak, aldığım notlara da bakmak isterim hocam. Bu arada sözünüzü balla keseyim. Niye bu kütüphanecilik, kütüphaneciler veya kitap konusunda program az? Kesinlikle. Bu bir eğitimle mi ilgili başka sebebi var mı sizin gözlemleriniz? Bunun öncelikle sosyolojik, basın yayın, reyting birçok aslında nedeni evet. mutlaka vardır hocam. Ama hiç denenmemiş bir yöntem, bir teknik, bir format. Evet. Neden olmasın? Peki şeye katılır mısınız? Yani bizim doğup büyüdüğümüz evde ailemizin bir kitaplığı vardı. Envai çeşit kitap. Biz onları karıştırırdık. Ne bileyim yaprak dökümünü orta birde okumuştum. Çok mesela Reşat Nuri'ni. Yani bir aile çocuğunun aydın, kültürlü olmasını istiyorsa kendisi evde bir kütüphane kurup çocuğunu teşvik etmeli. Kesinlikle. Değil mi? Buna kesinlikle. Katılırsınız herhalde. Şahıs kitaplıkları belki de ev kütüphaneleri belki de bir çocuğun ilk tanışması gereken kitaplık türüdür. Evet. Kütüphane türüdür ve yapılan bilimsel araştırmalar, yakın tarihli bilimsel araştırmalar evinde belirli sayıda bir kitaplıkla büyüyen çocukların akranlarına, yaşıtlarına göre özellikle eğitim dönemlerinde en az 2,5-3 yıl daha iyi bir performans gösterdiklerini gösteriyor bu araştırmalar Sayın Hocam. Ki yine bildiğim üzere siz bugün çeşitli çalışmalar içindesiniz mesleğiniz bağlamında. Rahmetli Suna Ato'nun kurduğu, büyük emekle topladığı Samtay kitaplığının da yeniden organizesi, kataloglanması, çağdaş bir şekilde hizmete sunulması projesinde de çalıştınız. Nasıl gitti, neler oldu, neler yaptınız? Sayın Hocam aslında mesleki yaşantım anlamında gurur duyduğum projelerden bir tanesi. İçerisinde bulunduğum, evet. bulunmaktan gurur duyduğum projelerden bir tanesi. Nur içinde yatsın. Suna Hanım gerçekten Kıbrıs Türk Edebiyatı, Kıbrıs Türk Tarihi, Folklor, Halk Bilimi üzerine evet. çok iyi bir koleksiyon evinde derlemiş, bir araya getirmiş. Çoğu Kıbrıs Türk Edebiyat insanının A'dan Z'ye ilk kitabından günümüze bütün yayınlarını derlemiş. Evet. Bu yıl içerisinde başladığımız bir proje. Bütün o kitaplığın kayıt altına alınması, kataloglanması, sınıflanması modern kütüphanecilik tekniklerine göre bu süreci yürütüyoruz ve Mousa Sur içindeki evinde bu kataloglama sınıflama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ama benim ada genelinde gördüğüm en iyi şahıs ev kitaplıklarından, kütüphanelerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü çok titiz bir çalışma, çok iyi bir derleme yürütmüş. Yukarı bu rahmetli Suna Ato'nun Samtay kitaplığında kaç kitap var? Süreli yayınları da dahil ettiğimizde evet. 5000'e yaklaşan bir koleksiyondan bahsedebiliriz hocam. Burada değerli hocam buradan sevgili saygılarımı iletirim. İsmail Bozkurt hocam Suna Hanım hakkında der ki çok kısa zamanda çok yararlı ve izleri kalan, iz bırakmış çalışmalar yürüttü söyler kendisi hakkında. Bunun gerçekten kütüphane anlamında da karşılığını görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Rahmetli Suna Hanım'ı ben de tanımıştım. Beraber çalışmalarımız da olmuştu. Bu annesinin kitaplığına sahip çıkıp sizin gibi uzman birine de işi teslim ettiği için Sunat Atun Bey'e de teşekkürlerimizi ileteyim ben buradan. Sizi bir iki dakika dinlendireceğim. Kıbrıs Vakıflar İdaremizin sponsorluğunda basılmış bir kitabı izleyicilerimize kısaca tanıtmak istiyorum. Kıymetli BRT izleyicileri biliyorsunuz 2024 yılı Kıbrıs Barış Harekatımızın da 50. yıl dönümüydü. Bu bağlamda kültür alanında sadece sempozyum toplantılar değil, kitap dergi basımı, geçmişe ait belgelerin yeniden yayımı gibi önemli çalışmalar yapıldı değişik kurumlar tarafından. Kıbrıs Vakıflar İdaremiz de 74 Barış Harekatı'na katılmış bir Kıbrıs gazisi İlhan Alıoğlu'nun savaş esnasında tuttuğu
günlüğü notları yayıma hazırladı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin bastırdığı bu kitabı yine Kıbrıs bağlamında çok kıymetli çalışmaları olan Profesör Doktor Soyal Tamçelik hazırladı efendim. Ben Kıbrıs Türk tarihine, 74 Barış Harekatı'na ve bu yıllarda canlı canlı bir komutanın tuttuğu notlara ilgi duyanlar için bu eseri merhum İlhan Alaoğlu komutanın kitabını sizlere tanıtıyorum. Kıbrıs Vakıflar İdaremiz tarafından yayınlandı Soyal Tamçelik Bey'in. Evet, sevgili Serkan Bey, çok güzel, ümit ediyorum izleyicilerimizle bilgiler paylaştık, paylaşıyoruz. Şunu sormak isterim, sizin de çok yakından ismini bildiğiniz Hattat, işte güzel sanatlar, resim, minyatür vesaire uzmanı, kültür insanı Süheyl Ünver'in çok sevdiğim bir sözü var. Her obje bir müze. Yani elimizdeki, evimizdeki geçmişe ait veya yakın zamana ait her obje, her eşya bir müzedir. Bu konuda ne dersiniz? Yani basit bir objeden, eşyadan bir müze çıkabilir mi? Kesinlikle katılıyorum hocam. Bunu kütüphaneciliği, hatta her kitap bir kütüphanedir diye de projeksiyonlayabiliriz. Alan Thorpe'un bir sözü vardır. İnsanlığın icat ettiği en verimli teknolojik araç kitaptır diye. Evet. Gerçekten buradan bir kitabın içeriğinden, anlatısından yola çıkarak her insanın farklı farklı bir şey edinimi kesinlikle mümkündür. Bunu arşivler için de, bir belgenin, sadece bir belgenin bir ülke için, bir devlet için ne kadar önemli olabileceğinin sayısız örnekleri var. Bunu kütüphaneler için de, müzeler için de, objeler üzerinden, kitaplar ve evrak üzerinden de rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum hocam. Katılıyorsunuz. Peki, şimdi 1870'li, 80'li yılların Osmanlı dergilerine baktığımız zaman koleksiyonculuk tanıtılıyor. Efendim işte pul koleksiyonu, yok ya, midye kabuğu, istiridye kabuğu koleksiyonu, şu koleksiyon, bu koleksiyon. Yani bize biraz yabancı ve bizim kültür insanlarımız batıda bunun yaygın olduğunu, özellikle çocuklara koleksiyon yaptırıldığını, bunun da işte genel kültür ve oradan kitap ve kütüphaneye gittiğini söylüyorlar. Ben de hatırlıyorum, yani rahmetli annem pul koleksiyonu yaptırırdı ilkokuldan itibaren bana, alırdı, aldırırdı vesaire. Şimdi söylemek istediğim, mesela koleksiyon yapmak bugün de geçerli midir? Bildiğim kadarıyla sizin de kıymetli iki evladınız var. Mesela bu koleksiyonculuk anlamında hem izleyicilerimize hem de mesela kendi çocuklarınıza bir şeyler yaptırıyor musunuz? Onları paylaşır mısınız? Seve seve hocam. Bence koleksiyonerlik, koleksiyon tutkusu zamanın ötesinde bir eylem. Evet. Ve günümüze gelindiğinde hatta daha da fazla seçeneğimiz var. Mesela dijital koleksiyonlar. Neden olmasın? Ama bir disiplin edinmek, bir şey derlemek, onu yönetmek, onu çoğaltmak anlamında koleksiyonerlik bambaşka bir meziyet. Çok iyi bir yetkinlik seti sağlar insana. Evet. Günümüzde halen öneriyorum. Ama aklımıza belki de kendi kuşaklarımızdan, kendi geçmişimizden, evet, çok daha klasik koleksiyon uygulamaları gelebilir ama günümüzde bence çok daha belki şanslıyız. Dikkatimizi dağıtacak onlarca şey olmasına rağmen yine de koleksiyon yapma adına hem basılı, kitap dışı ya da dijital koleksiyonlar anlamında eğer doğru yönetebilirsek, kendi uğraşımızı, kendi zaman yöntemimizi doğru yapabilirsek ve bunu da kendi çocuklarımıza aktarabilsek harika bir seçenektir. Kendi çocuklarım adına da şöyle bir şey yapıyoruz. Benim tabii bir kütüphaneci babaya sahip olmanın da biraz getirisiyle ben kızlarım için şimdi kendi kitaplıklarını bir süredir. Lavin İpekçi ve Marin İpekçi. Lavin ve Marin. Güzel isimler. Şimdi evet. Biri için bir bilim kitaplığı evde oluşturuyorum. Diğer kızım için de bir sanat kitaplığı
evet. oluşturuyorum. Ama tabii onların seviyesine göre tabii, değil tabii, mi? Tabii. Evet. Çocuklar için sanattan tutun daha yetişkinlere kadar geniş bir skalada onlar için birer ev kitaplığı oluşturuyorum. Ama bunların içerisinde mesela birçok ayraçlar var. Ayraç koleksiyonu, ayraçları bir araya getiriyorlar. Kendi ayraçlarını yapıyorlar atölye çalışmalarında ya da evde boş zamanlarında. Bunun gibi birçok şeyi türetebiliriz. Buradan pullara geçiş yapmak gayet mümkün. Evet. Dolayısıyla bir basılı nesneyi beraberindeki diğer basılı nesnelerle arasında bağ kurmak çok çok kolay oluyor. Çocuklar zaten buna çok açık durumdalar. O halde buradan BRT izleyicileriyle şunu paylaşabiliriz değil mi? Yani günümüzde bir takım cep telefonu oyunlarından rahatsız oluyor veliler. Çocuklarını alıkoymaya çalışıyorlar bu lüzumsuz şeylerden. Bunun belki de birinci yolu çocuğunuza bir koleksiyon aşılamak, evet. onu öğretmek, ilgilenmek ve dikkatini bu tarafa çekmek herhalde. Kesinlikle katılıyorum. Bir de ek yapayım izninizle, tabii. müsaadenizle. Ve eğer yoksa ev kitaplıklarının temelini yavaş yavaş, hiçbir zaman geç değildir, yavaş yavaş atmakta fayda var. Bunu illa satın alma yöntemiyle de yapmak zorunda değilsiniz. Takasla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Tam bu noktada ana konumuza dönersek, kütüphaneler zaten eşsiz fırsatlardır. Çocuğunuzla birlikte bir kütüphane deneyimi ve bunu sistemli hale getirmek, fırsat buldukça gününüzün belirli bir vakti hali, bir uğraşı haline getirmek, çocuğunuz adına yapabileceğiniz, kendiniz adına yapabileceğiniz en önemli konulardan bir tanesidir. Peki sevgili Serkan Bey, şimdi çok benim böyle hep sorduğum, merak ettiğim bir soruyu size de sormak istiyorum. Malumunuz bizim de akademik hayatımız kütüphanelerde geçti. Özellikle İstanbul, yurt içi, yurt dışı. Giderdik, çıkarmak istediğimiz eski yazı, yeni yazı, bir kitap veya dergiyi bulurduk katalogdan, numarasını yazardık. Yarım saat sonra Doğru. gelirdi. Eşimizi sayfaları karıştırarak saatlerce görür, iade ederdik. Tabii bir vakit kaybı vardı. Yani bir şey öğrenmek emeksiz de olmuyor. Fakat günümüzde kütüphanelerimiz dijital, elektronik ortama aktarıldı. Çok da faydalı. Yani bir düğmeye basarak herhangi bir derginin gitmeden büyük İstanbul, İzmir, Ankara bilgisayarınızdan Kesinlikle. O belge önünüze dökülüyor. Şunu sormak istiyorum. Tabii ki bu hepimiz için çok faydalı ama yani ben hala kitaba dokunmanın, sayfaları çevirmenin veya kütüphanede eski yazı, yeni yazı, kitap ve dergileri karıştırıp o kokuyu hı hı. almanın insana haz verip kitap sevgisini arttırdığını düşünüyorum. Siz de çok dijital çalışmalara imza attınız. Özel bir üniversitede de beraber çalıştık. Güzel kütüphane kurdunuz. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Size bir noktaya kadar katılıyorum hocam. Özellikle edebi metinlerde o edebiyat hissini, evet. o hazını alabilmeniz için gerçekten çocukluğumuzdan gelen, gençliğimizden gelen o artık alışmış, DNA'mıza işlemiş olan o dokunma hissiyle çünkü bir bağlantısı var evet. zihnimizde. Ama akademik metinlerde, bilimsel metinlerde bir oturumda yüzlerce sayfaya, yüzlerce kaynağa bakması gereken bir akademisyen olduğunda orada işte dijital metinlerin, dijital kaynakların da inanılmaz avantajları ortaya Tabii. çıkıyor. Bu Sayın Hocam bahsettiğiniz konu kütüphanelerin zaman içerisinde teknoloji karşısında kendilerini de nasıl konumlandırdığını, nasıl dönüştürme kabiliyeti sergilediklerini gösteriyor aslında. Kütüphaneler bu konuda son 100 yılda, son 50 yılda çok iyi şekilde kendilerini dönüştürmeyi başarmış durumdalar. Evet. Bunu aynı şekilde keşke ülkemiz için de, ülkemizdeki akademik kitaplıklar, üniversite kütüphaneleri için de söyleyebilseydik ama bizim en azından Türkiye'de eğitimini aldığımız, içerisinde bulunduğumuz, dahil olduğumuz üniversiteler içerisinde çok iyi uygulama örnekleri var. Ülkemizdeki akademik kitaplıklar konusunda ciddi bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bir izninizle birkaç istatistik bilgi Tabii. paylaşabilirim Sayın Hocam. 23 üniversite şu an ülkemizde eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor. Bunlardan sadece 3 tanesi bilgi ve belge yönetimi mezunları tarafından idare ediliyor. 9 tanesinde mesleki standartlara göre zaten kütüphane yok maalesef hocam. 2 tanesinin
bulunduğu bünyesinde bulunduğu kitap sayısı benim kızımın kitaplık sayısından daha az. Evet. Üniversite kavramını kullanıyorsak, o sıfatını kullanıyorsak böyle olmaması gerekiyor hocam. Eğitim öğretimin kurumlar, eğitim öğretim faaliyetleri açısından üniversite kütüphanelerinin nasıl bir potansiyel taşıdığının maalesef halen farkına varamamış durumdalar. Oysa Batı programın açılışında da bahsettiğiniz, vurguladığınız üzere Batı kültüründe kütüphane kavramını merkeze alıp bütün üniversiteyi bu çerçevede tanımlayan yaklaşımlar mevcut. Evet. Bu zihinsel, bu yaklaşımsal dönüşüme mutlaka bizim ülkemizde de geçmemiz gerekiyor. Burada üstelik akademik kütüphaneler açısından sadece basılı koleksiyonlar değil, dijital koleksiyonlar da işimizi çok çok kolaylaştırır durumda. Yeter ki işi ehline verelim. Evet. Hani çok özel ve dikkatten kaçan bir noktaya bence temas ettiniz. Yani kütüphane uzmanı kişilerin, evet, kütüphane müdürü, evet, olması, üniversitelerin kütüphanelerine revizesi, kitap sayısı, evet, ki neticede yani aksayan şeyler de olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir İngiltere, Yeni Zelanda, Malta vesaire gibi bir ada ülkesi ve buralardaki gibi üniversite adası. Evet. Bu hususunda altını çizelim üniversitelerimiz için. Peki, size çok sormak istediğim çok şey var. Süremizi de kontrol ediyorum. Şimdi biz de, yani ben size şöyle söyleyeyim. 1980'li 90'lı yıllarda isim vermeyeceğim. Çalıştığım kimi devlet kütüphanelerinden bile bazı kitapların dışarıya çıkılıp yani çalındığı, hatta bununla ilgili iç personelden bile kişilerin soruşturmaya tabi tutulduğunu ben hatırlıyorum. Yani bizde kütüphaneler güvenlidir anlayışı var ama bazen de bu tür yani münferit de olsa olaylar olmuş. Şimdi bizim kitaba karşı temel tavrımızı merak ediyorum. Yani Divan-ı Lügatü't-Türk tamam bizde. Ama mesela Dede Korkut hikayeleri, değil mi? Vatikan ve Almanya nüshası var yurt dışında. En eski Türkçe sözlüklerden biri Codex Cumanicus Venedik'te. Yani görebilmek için fiş doldurup bir ay bekliyorsunuz. Yarım saatlik bir süre size veriyorlar. Eldiven giyiyorsunuz vesaire. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani sahip çıkabiliyor muyuz? Çok da ben karamsarlığı sevmem. Polyanacılık oynamayı da sevmem ama. Yani kaynaklarımıza, bu eski kültür değerlerine sahip çıkabiliyor muyuz? Kütüphaneler anlamında maalesef bu olumsuz örnekleri çoğaltmak mümkün. Hem ülkemizde hem Türkiye'de hem yakın coğrafyada. Evet. Ve geçmişten günümüze, yani çok çok eski zamanlardan günümüze bu örnekleri yaşayarak zaten biraz Doğu Akdeniz'deki, evet, kütüphanelerin kaderi biraz bu diyebiliriz. Çünkü tarih eser kaçakçılığıyla sanki aynı minvalde bu konuyu tartışıp ele almak mümkün, evet, gibi görünüyor. Çünkü bir heykelle, eski döneme ait bir heykelle bir el yazması aslında yaklaşım, yurt dışına çıkarılış şekli, değerlendirilmesi, müzayedeleri konu olması açılarından hiçbir fark yok. Bizim bu konuyu eski çağlarda kitap, kütüphane, okuma kültürüne yaklaşımımızdaki durumla ele almak gayet mümkün. Mümkün. Peki neticede mesleki tecrübeniz, deneyiminiz olmuştur. Batı dünyasında mesela kütüphanecilik ne alemde? Yani bizim gözümüzde büyüttüğümüz kadar mıdır? Onlarda da sıkıntılar var mı? Tabii ben burada şunu da belirteyim. Maalesef savaş zamanlarında, böyle tehlikeli zamanlarda hedef alınan bir milletin kültürünü, kimliğini yıkmak için yerler arasında kütüphaneler de var. Yani Bosna'daki savaşta Sırpların arşiv ve kütüphaneleri öncelikle bombaladığını biliyoruz. Evet, evet. Endülüs Arapları Avrupa'dan kovulurken İspanya Kralı'nın 500 bin, evet, sayısını bulan Endülüs kitaplığını dağ gibi yığdırıp yaktırdığını biliyoruz. Bunları da unutmamak lazım ama
Batı'da nedir bu kütüphaneciliğin durumu? Bu hem bilgi belge yönetimi anlamında hem geleneksel kütüphaneler anlamında. Sorunuza soruyla karşılık verebilirim hocam. Tırnak içerisinde bir terör örgütüyle savaştığını iddia eden bir ülke, bir diğer ülkenin neden çocuk kütüphanelerini bombalar? Evet. Şu an Gazze'de yaşadığımız halk kütüphanelerini neden bombalar? Evet. Bahsettiğiniz gibi o ulusal kimlik inşasını yerle bir etmek için, o evet. Kültürel mirasa darbe vurabilmek için en ideal yerlerden biridir kütüphaneler. Tersi durumda da diğer bir millet açısından da en korunması gereken, en el üstünde tutulması gereken yerlerdir. Batı'da evet bu iyi uygulama örneklerini görebiliyoruz. Dünyanın en iyi üniversitelerinin aynı zamanda en iyi üniversite kütüphanelerine sahip olması tesadüf değildir. Yurt dışında bir örneğini de getirdim. Kütüphanecilik bir yüksek lisans doktora aşamasında profesyonel eğitime alınan evet. Ve tamamen profesyoneller tarafından yürütülen halk kütüphaneciliği, üniversite kütüphaneciliği, özel araştırma kütüphaneciliği bir disiplindir. Bu arada 1961 yılında Carl White'ın bir ulusun inşası esnasında kütüphanelerden nasıl yararlandığını anlattığı bir kitabıdır Amerikan Kütüphanecilik Tecrübeleri. Evet. Burada işaretlediğim yerde diyor ki Carl White kütüphane atılımı bilincini Amerikalılar hissetmeye, yaşamaya başladığı zamanlarda Amerika halen tecrübesiz, deneyimsiz ve fakir bir ülkeydi. Evet. Dünyadan bunun gibi uygulama örneklerini çoğaltabiliriz. Ülkemizde, Doğu Akdeniz'de belki de kütüphane anlamında halen bu zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Halk eliyle ya da devlet eliyle. Sevgili Serkan Bey, şimdi sizin tabii bu mesleğinizle ilgili çalışmalarınız içinde yine o bağlamda zannedersem Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki özel kütüphaneler veya büyük kitaplık sahipleri bağlamında bir çalışmanız da var. Evet, buna niye ihtiyaç duydunuz ve bu çalışmanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Seve seve hocam. Zaman içerisinde gördüm ki hocam Kıbrıs, özellikle Kuzey Kıbrıs şahıs kitaplıkları anlamında çok zengin bir yer. Evet. Kıbrıs Türk tarihi, siyaseti, halk bilimi, edebiyatı üzerine çok güzel şahıs kitaplıkları kurulmuş. Ama o şahısların yakın çevresi, mesleki çevresi dışında da ülkemizde bilinirlikleri olmayan kütüphanelerden bahsediyoruz. Evet. Bunları tanıtmak için de bir kitap eşsiz bir yol yöntem. Buna dair bu yıl içerisinde bir listeleme, bir çalışma, bir ön araştırma yapıp bu merhum ya da halen hayatta bu şahıs kütüphanesi kitaplıkları sahipliğiyle o kitaplıkları üzerine kendi okuma kültürleri, deneyimleri, çocukluklarından günümüze söyleşiler yapıyorum. Kitabı bu yıl içerisinde umarım tamamlayabilirim. Ülkemizde şahıs kitaplıkları çünkü çok bilinmeyen bir kitaplık türü. Umarım yararlı bir çalışma olur. Hangi isimleri tespit ettiniz? Yani ülkemizde kütüphane ve kitap koleksiyonu anlamında en zengin merhum veya hayatta olan kimleri tespit ettiniz? Tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunarım. İsmail Bozkurt hocam, Nur İçinde Yatsın Tuncer Bağışkan hocamız. Aklıma gelen ilk iki örnek. Kitabın içeriğini zenginleştirebilmek adına fazlasıyla bilinmeyen kurum kütüphanelerinden de bazı örnekler içerisine dahil ettim. Bunların başında da KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde Mahmut İslamoğlu kitaplığı ilk sırada yer alıyor. Yine Yunus Emre Enstitüsü'nde Türk Dili ve Edebiyatı kitaplığı. Yine kitapta umarım yerini alacak kitap türlerinden bir tanesi. Tabii insan şimdi konuşurken doğal olarak hatırlamayabiliyor ama bunların en başında merhum Kıbrıs Türk Kültür Edebiyat İnsanı Halit Fedai Bey'i hocamız kütüphanesini, kitaplığını evet. Almak lazım. Vefakar kızıyla da o kitaplık üzerine bence eserinizde bir röportaj. Heyecanla, heyecanla hocam. Yine aynı şekilde Umay Türkeş hocamız. Evet. Zinda. Dikkatinizi çektiyse her şahısın farklı bir alanda tabii. Bir şahıs kitaplığı ortaya çıkartmışlığı var. Bu ülkemiz adına çok önemli potansiyel bir kıymet, bir hazine. Evet.
Sayın Serkan İpekçi, programımızın sonuna geldik efendim. Böyle doya doya hızlı bir program oldu. Ümit ederim izleyicilerimiz de mutlu memnun kalmışlardır. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilgi, belge yönetimi, kütüphanecilik alanında çok yetkin bir kişi olarak sizi gördüğümü buradan bir kere daha izleyicilerimizle samimi olarak paylaşmak istiyorum. Katılımınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Ve nasıl bu gurur bana yaşattığınız için teşekkür ederim hocam. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok çok sağ olun hocam. Kıymetli BRT izleyicileri, bu haftada Evkaf ve Kültür programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine kültür bağlamında yeni konuklarla görüşmek üzere. Hepinize BRT stüdyolarından içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın efendim.